Şu anda ikinci bölüme geçelim. Boncuklar, kemikler, kemerler, teller, siyah, paçvara. Moskalar, moska nedir? Nasıl kullanıyoruz? Moskalar, boncuklar, kemikler, yazılar, kayışlar, iplikler ve benzer gibi şeylerdir. Olanların evlerin arabalarını boyunlarına takılmak mesela etkin nedeni ve nedir ve neden kullanılır Araplar bunun mükemmel bir şifa ve şifa olduğuna inandıkları için böyle adlandırılmıştır Göz hastalık veya iblislerden ızdırabı kovmak veya kaldırmak amacıyla kullanılmıştır Tılsım biçimleri arasında boncukları, kemikleri veya vedaları bir ipe dizmek veya bazı arabalara siyah başvaralar asmaktır. Ve bir kutunun içinde küçük bir kuran koyup göğsünü astı veya elde veya üst kolda bilezik veya ip atmaktır. Muskalar çeşitleri ve hükümleri birincisini müfessirin Kur'an-ı Kerim'inden başka bir şeyden olmazdır. İki bölümden oluşur. İlk bölümü tek tanrıcılığı bütünüyle çelişen büyük çok tanrıcılıktır. Allah'tan başkasından yardım edilen muska yapmak gibi. Bu tılsımların ya da ve tılsımların ızdırabı geri püskütürüğüne veya kendi başlarına kaldırdığına inanmak gibi. İkinci bölümü geçelim arkadaşlar. İkinci, kategori küçük ve çok tandırcılık tılsımlar takan kişinin onlar kovmanın veya rahatsızlığı kaldırmanın bir nedeni olduğuna inanır yazılı kelimeler veya anlaşılmaz semboller gibi. Allah rahmet eylesin dedi ki, kim musku asarsa şirki işlemiş olur. İkinci tip ise tefsircinin Kur'an-ı Kerim'inden olmasıdır. Bu tür muskaları asılamaz. Genel olarak muska kullanmak yasaktır. Muska kullanarak Hoşgörü bahnesini ve duvarmak için ve saygısızlıktan Kur'an ı Kerimi ezberlemektir. Mağduriyeti ortadan kaldırmak ve uzaklaştırmak için yapılması gerekenler yalnız Allah'a güvenin ve duaları ve anma meşhuriyetini okuyun.